Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alevi Dernekler Federasyonu'na şeref verdiniz. İçinde bulunduğumuz Hızır Günleri. Biz Hızır'ın içinde biraz daha lokmalarımızla paylaşacağız beraber. Bizim Türkiye'de, Türkiye halklarından sevgi, saygı, biz daha pekişmesini arzuluyoruz. Dostluk, ilişkilerin daha çoğalmasını. Bu tür ziyaretlerin daha güzellikleri, birbirimize uzak insanlar değiliz ama halklar, topluluklar arasında çok güzelliklere vesile olacağını da arzuluyoruz, inanıyoruz. Tabii Türkiye'de gerçekten çok acı bir dil de kullanılıyor. İnsanları ötekileştiren, insanları farklı bir boyuta getirten. Mesela ki bu topraklar, Hacı Bektaşlar, Yunuslar, Pir Sultanlar, efendim Mevlana'lar yetişmiş. Bunların dili tamamen sevgi. Evet, bizim Yunus'un dediği gibi biz kimseye kin tutmayız, cümle alem birdir nidaları olgusu çerçevesinde Türkiye'de gerçekten bu sevgi dilini almak zorunda. Bunların örneklerini, söylemlerini topluma yansıtmak mükellefinde. Ama şu an maalesef özellikle sizlere karşı yapılan haksızlıkları da görüyoruz. HDP'ye karşı belediyelere kayyum atanması, biz yoğun bir anlamda halkın iradesine saygı gösterilmemesi, biz Alevi kesimi de yoğun bir anlamda rahatsız ediyor. Evet, toplumsal anlamda Alevilerin de sorunları var ama bunun da demokratik bir yapı içerisinde bunların çözümü ulaşacağına da biz canı gönülde inanıyoruz. Çoğulculuk, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kendini ifade edebildiği, oturup konuştuğu, muhabbet ettiği bir gelenek, görenek yaşatılmasını biz arzuluyoruz Türkiye'de. Ama maalesef bu da yaratılmıyor. Bu da bizim gerçekten çok rahatsız ediyor. Burada Alevi Örgüt Başkanlarımız da var, federasyonumuzun da birbirinden değerli kurum başkanlarımız da var. Birazdan muhabbetimizi edeceğiz. Şimdilik ben bu kadar söyleyeyim. Sözü size verelim. Peki. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ben de heyetim adına size ve heyetinize teşekkür etmek istiyorum öncelikle bu kabulü gerçekleştirdiğiniz için. Hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Konuşmama başlarken tabii Gare'de yaşamını yitiren 13 insana bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve bu katliamın sorumlularının mutlaka bir an önce açığa çıkarılması için bir hakikat arayışına ihtiyaç olduğunu ve hızlıca bunun açığa çıkarılmasının Türkiye toplumu üzerinde büyük etkileri olacağını belirtmek isterim. Ve hükümetin bu konudaki sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu katliamdan kim hesap verecekse mutlaka verilmelidir diyorum. Ve hükümetin bu sorumluluktan kaçamayacağının altını da önemli çizmek isterim. Siz ifade ettiniz, evet, Hızır ayı içerisindeyiz. Ben Alevi yurttaşlarımıza öncelikle Hızır ayının bereket getirmesini temenni ediyorum. Hepimizin Hızır'a olan ihtiyacını özellikle belirtmek isterim. Hızır hepimizin yardımcısı olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Alevilerin, Sünnilerin, bu ülkede yaşayan bütün inançların, bütün farklılıkların kendi inançlarını özgürce yaşayabileceği ve bunun gereklerini yerine getirebileceği bir ortamın bir an önce olması gerektiği temennisini HDP olarak iletmek isterim, ifade etmek isterim. Sayın Başkan, biz bu ziyaretimizi HDP olarak özellikle son başlattığımız herkes için adalet kampanyası çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. 1 Şubat tarihinde siyasi partileri yaptığımız ziyaretlerle başlayan, ancak 8 Şubat tarihinde startını verdiğimiz ve Haziran ayına kadar da devam edecek olan bu herkes için adalet kampanyası çerçevesinde Alevi kurumlarımızı da ziyaret etmek, Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve onların taleplerini almak bizim en büyük görev ve sorumluluğumuz. Çünkü bu ülkede biz Alevi yurttaşlarımızın hangi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hükümetin, özellikle AKP hükümetinin, belki geçmişte de bu böyleydi ama şu an ülkeyi yöneten AKP ve ortağının Alevi yurttaşlarımızın taleplerini dikkate almayan, onların taleplerini görmezden gelen
ve gerçekten Alevilerin bugün içerisinde bulundukları ve yaşadıkları sorunların özellikle HDP'nin sorunları olduğunu ve bu anlamda bir mücadele yürütüldüğünü de özellikle belirtmek isterim. Parlamentoda Alevi milletvekillerimizin özellikle sizlerin talep ettiği her konuyu meclis gündemine taşımak, bu konularda soru önergeleri vermek, araştırma önergeleri vermek bizim görevimizdir. Alevi yurttaşlarımızın bunu özellikle bilmesini isterim. Evet, Alevilerin de bu ülkede elbette ki adalete ihtiyacı var. Herkes için adalet dediğimiz zaman işte hiçbir ayrım yapmadan bu ülkede kimin adalete ihtiyacı varsa biz onların yanındayız. Ki biliyoruz ki Alevi yurttaşlarımızın da gerçek bir adalete gerçekten ihtiyacı var. Hükümetin sizin talepleriniz doğrultusunda özellikle cemevlerinin bir statüye kavuşturulmaması ve hala bir ibadet yeri olarak gösterilmemesi, yasalarda bunun tanımlanmaması Alevi yurttaşlarımıza yapılan en büyük haksızlıklardan bir tanesidir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yine din dersleri çerçevesinde Alevi yurttaşlarımızın talepleri mutlaka okullarda dikkate alınmalıdır ve bu anlamda gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Biz Alevi yurttaşlarımızın evlerinin kapısına çarpı işaretinin konulmasının ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Özellikle geçmişte yaşanan katliamların, Dersim katliamının, Maraş katliamının, Sivas katliamının, Çorum katliamının hala belleklerde çok taze bir katliam olduğunu bilmekle birlikte hala bu katliamların çözüme kavuşturulmaması, bir hakikate kavuşturulmaması ve bu katliamları gerçekleştirenlerin hala yargılanmamış olması elbette ki Türkiye tarihinde kabul edilemez bir durumdur. Dolayısıyla biz bu katliamlar başta olmak üzere bu ülkede yaşanan bütün katliamların bir an önce açığa çıkarılması için bir hakikatleri araştırma komisyonunun acilen kurulması ve bu anlamda başta Aleviler olmak üzere Kürtlerin de, Ermenilerin de, Süryanilerin de bu ülkede yaşayan bütün farklılıkların ve zenginliğimiz olarak kabul ettiğimiz bütün kesimlerin geçmiş dönemlerde yaşamış oldukları bu acıların mutlaka açığa çıkarılması, sorumluların yargılanması gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Evet değerli arkadaşlar, özellikle son dönemlerde biz cemevlerine güvenlik güçlerinin yapmış olduğu baskınlar sonucu cenazelerin kaçırıldığını, Alevilerin kendi cenazelerini bile istedikleri şekilde yerine getiremediği ve taziyelerini kuramadığına tanıklık ettik. Biz şunu biliyoruz, bugün Alevilere ne yapılıyorsa aynısı Kürtlere de yapılıyor. Ve bugün Kürtlere ne yapılıyorsa diğer kesimlere de aynısı yapılıyor. Yani bu ülkede farklılıkları zenginlik olarak görmeyen bir anlayış var. Her türlü zulümle, her türlü zalimlikle, her türlü şiddetle ve faşizmle karşı karşıya olduğumuzun altını bir kez daha çizmek isterim. Evet, eğer biz gerçek anlamda bir adalet istiyorsak ve bu faşizme karşı eğer bir şeyler yapmak gerekiyorsa işte o zaman herkesin bu anlamda bir olması, birlik olması, mücadelede ortaklaşması ve gerçek adaleti hep birlikte haykırmasının önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün adalet Türkiye toplumunun 82 milyonuna lazım olan bir şeydir. Dolayısıyla da adaleti biz bu ülkeye elbette ki en kısa zamanda, en kısa sürede getireceğimize inanıyoruz. Çünkü biz bunun mücadelesini veriyoruz. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın da adalete ihtiyacı var. Adil bir yargılanma çerçevesinde bugün haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde olan başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasının da gerçek bir adaletle
bağlantılı ve alakalı olduğunu belirtmek istiyorum. Evet, ben kısaca bunları en azından ifade edeyim ve bu buluşmanın önümüzdeki dönemlerde de tekrarlanması temennisinde bulunarak bu buluşmanın çok kıymetli bir buluşma olduğunun altını da önemli çizmek isterim. Bundan sonraki görüşmeyi sanırım basın çıktıktan sonra gerçekleştireceğiz. Ben basın mensubu arkadaşlarımıza da özellikle ilgilerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin ayağına sağlık diyorum. Arkadaşlara da teşekkürler. Eyvallah, sağ ol başkanım. Değerli arkadaşlar, Hızır yardımcınız olsun. Sizden de işiniz var. Hakkı her daim sizin yanınızda olsun. Eyvallah.